Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Değerli takipçilerimizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine mutfaktan başladık. İnanın çok yorgunum, hiç halim yok, belim kırılıyor böyle. Ama yine de mecbur ayakta durmak zorundayız. Çocuklar yemek ister, ekmek ister, aş ister işte. Rümeysa salata yaptı, ben malzemesini hazırladım. Rümeysa salatayı yaptı arkadaşlar. Şurada turşumuz var, yazdan yaptığım turşum. Şurada kavun vardı, kavun aldıydım. Şurada da döner arkadaşlar. Hemen şöyle telefonumu ayarlayayım. Şöyle şu şekilde ocağı hemen yakalım. Şöyle dursun arkadaşlar. Limon sıkacağım. Turşuya limon sıkacağım. Malzemelerini atacağım. Bunları da şimdi ocağa koyacağım güzelce. Bunu geçen aldıydık Abdullah buradayken arkadaşlar. Abdullah dedi ki ne anne dedi. Şimdi dedi bunu dedi yemeyek dedi. Niye dedim? Dedi abim geldiğinde yiyek dedi. Dedim olsun oğlum dedim bir şey olmaz dedim. Yok dedi. Abim geldiğinde dedi yiyek dedi. Öyle dolaba koyduk bıraktık yani. Şöyle üstünde de şeyleri var herhalde. Bu da sosu mu nece acaba? İçinde ne yazıyor bakalım. Soslu diyor ama. Altını kısayım biraz şöyle. Bu da şöyle paketi büyük gözüküyor ama arkadaşlar içinde az var ya. Bakalım. İçinde şey yok. Hazırlanışını özel sos içindekiler. Domates salçası, su. Nasıl hazırlandığını yazmıyor. Aslında önünde menüde de yazıyor zaten. Şimdi. Bakalım artık sosu nasıl şey olacaksa. Ben erken çıkartmadım. Biraz geç çıkarttım. Erken çıkartsaydım daha iyi buzu çözülmüş olurdu. Şöyle yaprak döner bu. Çocukların hoşuna gidiyor. Bu onun için ben de geldiklerinde bundan alıyorum. Ha normal şey almışım, ha bunu almışım zaten. Bunlar daha uygun diğerine göre. Şu sosuna da bakak bakayım içinde ne varmış sosunu. Böyle bir açayım ilk önce. Ha. Domates salçası var. İçinde şöyle arkadaşlar. Domates şeyi var içinde. Gerek var mı Rümeysa sosunu dökmeme? Sosu en sona mı dökülüyor? Bilmiyorum ki ne ben bunu hiç yapmadım. Azıcık şöyle yağ dökelim. Altına açayım. Yağın şeyinde kavrulsun. Ha. Döner sosu üzerine yarım su bardağı su ekleyin. Kaynatın. Servis önerisine göre ısıtılmış döner üzerine hazırlanan sos dökülür ve isteğe bağlı olarak kızdırmış tereyağı. Tereyağı ne diyor? Kızdırmış tereyağı. Tereyağı dök diyor. Ha. İsteğe göre tereyağı dökülürmüş yani. Acaba sos hazırlama şekli 100 gram döner üzerine yarım su bardağı 100 gram da bu mu oluyor? Ay ne saçma sapan şeyler var. Efendim var.
Biz iki gün üst üstüne acile taşındık arkadaşlar. Niye derseniz, akşam ben belimin ağrısından gittim. Ondan sonra ben gittim geldim. Vardım ki ne hastane çocuk dolu. Hepsi karın ağrısından. Ondan sonra şeyden karın ağrısından şeyden ona kadar 650 gram. 650 gram. Öyle. He. Ben onu 500 gram yapmadım. Yok öyle doğru. Yani yarım kilo olurdu öyle. Ha, anlamayın efendim. Bu nasıl şeyden şey götürdüm. He. Ya bakın burada öyle şey yaptım da bu 650 gram böyle. Yok, sen böyle... buradakini götürdün mü? Hayır. Eskiyi. Yok. Eskiyi götürdüm ama orada içiyorum. O değil bu şişeyi geri mi götürdün sen? He götürdüm. Ya. Ha tamam. Daktik yaptın mı? He tamam. Ne de söyle? Sipariş. Anam nereye gönderim? Karakolsu dünya bu kadar kar. O hala benim bana getirdiği. Var mı bir şey mi söyle? Böyle yok vallaha. Kola şişeleri var onları ben şey, şey yaptım. Yani 650 ona göre şey yaparsın ya 650'ye anladın mı? Ama onun fiyatını ben şey yapamam ki. Ben sana söylerim yok. Ben öyle dağıttım. 650 gram hatta 700'e yakın geldi de ben 650 yaptım yani düz olsun diye. Ben bunları bir de kargo almıyor zaten soğuk değil. Şimdi kadının biri oğluna şey gönderecekti. Dondurucam o zaman. Zeytinyağı gönderecekti. Kabul etmediler. Bu ne kadar değil mi abi? 65 mi? 100 gramı 10 lira. Evet. Arkadaşlar nereşkisi almak isteyen varsa satıyorum. Bana da bir ablamız verdi. Dedi sat dedi. Güzel nereşkisi. Koyuluğu falan güzel. Bir de bunun zeytinyağı, zeytinyağı da var onda. He kargo sorunu var. Şeyi diyor nereşkisini diyor. Şeyinden belli oluyor mu? İçinden nişasta olup olmadı belli oluyor mu? Kim o? Ne diyor? Tamam. Anladın yavrum bak. Anladım. 100 gramı 10 lira. Açık buradan kadar bak 5 milyon lira. Mutlaka. Anladın mı sen? Açık orada 100 lira ya mesela. He. Hani çok orada bunun bak 5 milyon lira. Hadi hadi bak 5 milyon lira. Yani. Nurten de o gün şey yapıyordu, o da alacak oluyordu. Dur ben ona da söyleyeyim de, eğer he derse onu da yarın giderken götüreyim. Ya şey, öbürlerde 3 kilo alırdı aklımda. Şey, kola şeyler mi? Kola şeyler, evet. Ufaklarından bir şey lazım. Kola zor olmazsa. 4 kilo istiyordu ya, 5 kilo istiyordu. O 5 kilo istiyordu ama. Hani 3 kilo verdik. Bana buraya gitmezse de. Semra'yı arar sorarım ben. Ama Hatice abla dedi eşki güzel dedi. Tamam doldurum yani. He. Rümeysa, sofrayı serin kızım hadi. Şu sostan yapayım mı dökücünüz mü üstüne? Ay. Tamam yarım. He? Anlamadım. He ben öyle biliyorum. Bakın şey. Tamam.
acaba? Şu senin aldığın çiğ köftenin sosu gibi mi acaba? İşte lafım yarım kaldı arkadaşlar. Hastaneye vardık yine. Soluk, çocuk dolu. Karın ağrısından. Neyse ben geldim. Doktor dedi ki ne? Şey dedi. İğne yazıyorum abla sana dedi. Hem de rahatlıyorsun dedi. Hem belin ağrısını dindirir dedi. O kadar yani ben normalde kolay kolay hastaneye gitmem. O kadar belim ağrıyordu ki ne? Ağlayacaktım az daha dayanamadım yani. Ondan sonra kalktım gittim işte. Gidince de öyle şey oldu. Anam geldim şeyden hastaneye geldikten sonra bir bardak çay içtim. Gözlerim baktım gidiyor. He kızım. Baktım gözlerim gidiyor. Onun içindeki biberleri al. Tabağa koy. Gözlerim gidiyor. Ben dedim ben dayanamıyorum. Gidiyorum yatıyorum. Eşim anlamamış benim yatıyorum dediğimi. O da zannetmiş ben çocukların yanındayım. Çocuklara bakmış ki ne kim ben yokum. Nerede ananız yatıyor. Onlara dedim siz de yatın hadi erken dedim. Ama yorgunum. İki gün üst üstüne ekmek beni mahvetti böyle. Sonra neyse yattım. Gece saat 4. Bir baktım Rümeysa ağlıyor. Yanıma geldi. Ne oldu? Kalk. Ne oldu? Benim karnım ağrıyor. Duramıyorum. Ne yapayım ki ne dedim Allah'ım yarabbim. Araba yok. Bir şey yok. Nasıl giderim? Nasıl ederim? Düşünüyorum işin içinden çıkamıyorum. Sonra artık kalktık. Sağ olsun. Bizim Kirve'nin damadını aradım da Allah razı olsun oğlana. Ne oldu abla dedi. O da su içmeye kalkmışmış. Ne oldu abla dedi. Dedim valla Mustafa ablam dedim. Rümeysa ağlıyor karnım ağrıyor diye dedim. Müsaitsen dedim. Hani kusura bakma ama dedim. Gel şunu dedim. Bir hastaneye götürek. Acile götürek. Tamam dedi. Geliyorum dedi. Hazırlanın geliyorum dedi. Sonra bir baktım ki ne oğlan aradı abla. Hadi kapıya çıkın geldim dedi. Geldi bir hızla gittik şeye. Hastaneye. Vardık. Hastanede yine çocuk gecenin dördünde. Ne? Karın ağrısı ishal. Sulardan mı kaynaklanıyor? Başka bir şeyden mi kaynaklanıyor? Ben anlamadım bu çocukların karın ağrısını. Ondan sonra iğne vurdular Rümeysa'ya işte. Eve geldik. İğnenin şeyiyle zaten hemen etkisini gösterdi iğne. Yaktı değil mi Rümeysa? He yaktı ağrı kesici ya. Hemen iğne etkisini gösterdi zaten. Ondan sonra hemen baktım şey yaptı. Ağrısı dindi. Geldik eve. Tamam. Geldik eve arkadaşlar işte. Rümeysa bir günlük de rapor aldık. Raporu getirdin mi bugün? Ha, unutmayaydın. Bir günlük de rapor aldık Rümeysa'ya. Sınavını doldum. Oldu mu? Dünkü oldu mu? Ha. Ha, iyi. Sınavları var çocukların sınavı olmasa. Hani şey değil de sınavları da var. Güzel. Onun için. Her bunu yağ dök kızım. Tuzunu ben atayım. Yağ dök limonunu sıktım da. Buna da tuz atmadık mı? Gerek olmana biber atayım. Limon sıktım kızım. Baksana tuz attım. Elini yıka da karıştırıver kızım. Şöyle harmanlayıver hemen. Öyle. Günümüz öyle geçti arkadaşlar. Hiç doğru düzgün bir şey de yapamıyorum. Doğru düzgün bir video da çekemiyorum. Bu belimin ağrısından. Hani gene iyi kötü ev temizliği falan olsa çekeceğim de. Ama aynı şeyi ben yapıyorum. 3000'de 4000'de kalıyor. Millet yapıyor. 15.000 20.000'de izleniyor. Ben anlamıyorum. Neyse herkes kısmetini yer artık bir şekilde. Tüm mü yapayım size yarım yarım mı yapayım? Yarım yarım yap. Tüm şey olmaz sarması zor oluyor. Bir şey olursa zaten bir tane daha yaparsın.
Yeter mi böyle? Eskiden kıyma alıyordum arkadaşlar. Tavuk kıyması. Kendimiz evde yapıyorduk. Şimdi bu aralar buna alıştılar. O gün Meysa'nın öyle bir canı istemiş ki ne? Anne ne canım döner istiyor. Neyse Abdullah. Aradık bir tane getirttirdik de. Abdullah. Onu otur da şey yap. Neyi? Açılır diye söylediydim de. Yok yok. Dedi kendine de söyle dedi. Yok dedim kendime söylemeyeceğim, yemeyeceğim. Nari'ye dedim ki ne? Kağıt dedim fazladan getir de dedim. Şey yapayım dedim. Sarar mı dedim. Tamam dedi. Onu kime? Size. Niye? Onu koyacağım mı? Önce onları yiyecek de. Ama gene yapayım hazırda dursun bir tane. Bir tane yap o zaman. Tamam iki tane yapayım. Bir tane yap. Bir tane? He bir tane yap da. Belki ben bir taneyle doyarım. Ne o? Televizyon aç. Davetiye? Televizyon. Aç. Niye? İzlemek için. Allah Allah. Olur. Afiş nerede? Bu afişi gene kim çek? Abdullah sen mi çektin onu? Akşam ben çekmiş olabilirim. Şuraya daksaydın ya. Evde kesildi de gece. Bu ne? Yuva ekmeği var. Aslında hocam yuva ekmeği var. Çabuk köpseydin olmuyor mu canım? Mustafa dedi lavaşla yapan ne dedi? Baba hemen git kumandayı al. Ses pat diye açılırsa. Açılır zaten. Allah Ekber. Bu ne? Günümüz öyle hastanede geçti. Anamla konuşan acil yataydınız kızım diye eve niye geldiniz ki? Niye hatırlıyor musun? Sen hastaneye götürdün acilde hatırlıyorsan. Mesela eski hastanedeyken adam biri içmişti bana serum bağlayın. Adama serum bitik gidin diye yoktu. Sabah olsa ne işin vardı? Adam yattı diye bağlamıştı. Yatacak yeri yok. He sabahta yatıyor. He. Sokakta yatıyor. Hastanede dedi bari. Ya şu sabah o meksat kaldı. Ne bu şabuzun dedi. Arkadaşlar dürümlerimizi yaptık. Bakın. Şöyle. Ketçap, mayonez. Yok. Ay, ketçap, mayonez sevmiyorum. Kavunumuz, salatamız, turşumuz. Eşimin bu ayrı koydum ona. Ayranlarımız da burada. Hemen dolduralım. Dişler sakat olunca mecbur. Ne olunca? Dişler sakat olunca diyor. Yok ama. Ha işte. Beş gün isteyen var ha. Ki? Götürdün mü Kinan'ı? Yok. Ben numara götürdüm. O işin ekmiş. Ne zaman götürdün? Ben götürdüm. Haberin de yok. Haberin yok. Oo. Hı. Hiç haberim yok görüyor musun? Turşu götürmüştü. Götürdüm. Yaşlı kadın ya.
80-90 yaşında var. Tadıma baktı, güzelmiş dedi. 5 kilo varsa dedi. Dedim, haber veririm sana dedim. Tamam, var var. Arkadaşlar, akşam yemeğimiz bugünlük bu kadar. Vallahi çok yorgunum. Çok berbat bir durumdayım. Hı. Akşam yemeğimiz bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.